Olay.com.tr'den herkese mutlu günler. Finalin yeni sezonuna hoş geldiniz. Bursa Spor yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil Beyazlılar yeni yönetimi, yeni teknik heyeti ve yeni kadrosuyla birlikte ligde 2'de 2 ile başlarken kupada da yoluna devam ediyor. Bugün de yeni sezonun ilk programında özel çok önemli bir konuğumuz var. Bursa Spor Kulübü Başkanı Sayın Enes Çelik. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yanımızda Olay Medya spor yazarı Erdal Akçay da bizimle beraber. Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım hemen başlayalım. Çok vaktinizi de almayalım. Gündeminiz de yoğun sizin. Tabii ki gündemdeki konulara geçeceğim ama tabii ki maç günü maalesef eski başkanlarımızdan Kanişen kalp krizi geçirmişti stada girişte. Ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. İsterseniz bu konuyla ilgili başlayalım sonra devam ederiz. Yani, tabii güzel olayların içinde çok üzücü bir haber aldık. Yani durumunu da yakından takip ettik süreç içerisinde. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum ben. Gerçekten herkesin stajişle bahsettiği bir insandı. Hani tabii biz yaşımız gereği çok iyi hatırlamıyoruz ama hani büyüklerimizin söylediği gerçekten Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah yakınlarına sabırlar diliyorum. Aslında gündem çok yoğun Bursa Spor'da. Sahinizde de gerçekten çok iyi işler oluyor Yeşil Beyazlı Kulüp'te. Dün bir görüşmeniz oldu Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Siz de bunu paylaştınız. Onunla başlayalım. Görüşme nasıl geçti? Neler yaşandı görüşmede? Şimdi bizim tabii göreve gelirken dediğimiz en önemli şey, aslında en önemli vaadimiz bu kulübün marka değerinin yükselmesiydi, yükseltilmesiydi. Hani bununla alakalı ne yapmamız gerekiyorsa yönetim kurulu olarak, hani bu tekrar Bursa Spor'u gündeme getirmek, olumlu anlamlarda gündeme getirmek için üzerimize düşen neyse bununla alakalı zaten ilk günden itibaren çalışmalara başladık. Birçok ziyaretlerimiz oldu bu 3,5 aylık süre içerisinde. Sağ olsun hani bizim de böyle bir randevu talebimiz vardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Özel Kalem Müdürüne çok teşekkür ediyorum. Yani bizi sağ olsunlar kabul ettiler huzurlarına. O noktada Bursa Spor'la ilgili bilgiler verdik. Tabii daha girer girmez Sayın Cumhurbaşkanımız da bilgisi vardı. Hani bu pazar günü oynadığımız maçtaki müthiş coşkulu kalabalıktan. Tabii herkeste bir böyle bir güzel bir şey oluşuyor. Yani bir heyecan oluşuyor ve bir artık güzelliklerle anılan bir Bursa Spor var. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Kulübümüzle alakalı işte bu kısa sürede yaptıklarımızla alakalı kısa bir bilgi verdik kendilerine. Güzel bir görüşme oldu. Bütün Bursa Sporları da selamlarını ilettiler. Ben de sizin vesilenizle buradan bu selamlarını iletiyorum Bursa'lı. Peki başkanım, hafta sonuna dönelim. Gerçekten çok coşkulu bir ortam vardı. Hani Süper Lig'de bile göremediğimiz atmosfer vardı. 41.300 hem 3. ligin rekoru hem de stadyumdaki rekor olarak tarihe geçti. Tabii ki siz de bu oluşumun mimarlarından biri olarak herhalde gurur duydunuz sanırım bu atmosferden. Size de sevgi gösterileri vardı. O maçta neler hissettiniz o 41 bin kişiyi görünce? Yani tabii pek alışık olduğumuz bir manzara değil. Yani bir Fenerbahçe maçında galiba 37-38 bin civarı bir taraftarımız gelmiş. Hani her yer doluydu. Müthiş bir atmosfer vardı. Hani doluluktan öte bir coşku vardı insanlarda. Stadın içinde de dışında da muhteşem bir görüntüler vardı. Özlediğimiz görüntüler vardı aslında. Bursa'ya da yakışır olması gereken de aslında Bursa gibi bir ile buydu aslında. Olması gereken yaşandı. Ben tekrar gelenlere, o desteği veren taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabii yani bizim için çok ciddi anlamda itici bir güç. Yani bu taraftar olmasaydı zaten bütün bunlar olmazdı. Yani bizim anlamlı kılan, bu kulübün marka değerini yükseltecek olan anlamlı kılan bu taraftardır yani. Bu ektiklerimizin bu şekilde karşımıza çıkması bu süreç zarfında gerçekten bizim de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı çok memnun etti. İnşallah ilerleyen süreçlerde de onların güvenini koruyucu bir şekilde devam ederiz. Şehri inandırdınız bir kere başkanım. Yani öncelikle bunun için tebrik ediyorum sizi. Gerçekten insanlar size güvendi. O oluşturduğunuz ortamdan dolayı da herkes hem store mağazasına Bursa Spor'un koştu, hem maça koştu. Hatta biletler tükenmesine rağmen herkes daha fazla bilet almak için talepte bile bulundu. Yani gerçekten Bursa'da siyahla beyazı yaşattınız. Kara günler artık bence
tabii atlatılmadı tam olarak ama tünelin ucundaki ışığı artık görmeye başladık. Evet. Böyle bir kısa sürede siz bu başarıyı beklemiyordunuz. Beklemiyorduk ama işin içine girince kısa zamanda gerçekten hani konsantre de olunca tabii tek kişinin yapacağı bir iş de değil. Yani sağ olsunlar her arkadaşımız bir tarafından tuttu. Kimisi Bursa Spor'la ilgilendi, kimisi altyapıyla ilgilendi, kimisi statla ilgilendi, işte kimisi kurumsal idari yapılanmayla ilgilendi. Yani her bir arkadaşımız işin bir tarafından tutarak iyi bir işbirliği içerisinde bir taraftan da ekonomik kampanyamızı da devam ettirerek hem idari hem mali hem de transferle işte sportif anlamdaki yapılanlarla birlikte üçünün beraber gitmesi gerekiyordu. Güzel bir sonuç ortaya çıkmaya başladı diyeyim ben. Daha çıktı demeyeyim, daha olayın başındayız. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hedefimiz belli. Başkanım yine son gelişmelerden devam edelim. Büyükşehir Meclisi'nde Bursa Spor'un lehine de kalıcı gelir konusunda olumlu bir karar çıktı. Oy birliğiyle çıktı. Tabii bu daha da sevindirici. Siz gerçi bu konuyla ilgili kendi sosyal medyanızdan paylaşım yaptınız ama bu noktada söyleyebileceğiniz şeyler neler? Bursa Spor herhalde daha da sağlam adımlarla gidecek gibi duruyor. Ya şimdi öncelikle şunu ben bir kez daha teşekkür edeyim. Dört partiye de yani burada oy birliğiyle bu plan değişikliğini geçiren. Bu bir kere burası neresi? Bizim Özlüce'deki bu 90 dönümlük arazimizde bize tahsis edilen, Milli Emlak tarafından tahsis edilen Bursa Spor'umuzun kullanmadığı bu arazinin 18 bin metrekarelik, 18 dönümlük alanı ile alakalı bir ticari alan. Yani bu sadece bir dükkan yapılarak bir gelir elde edilmesiyle ilgili bir çalışmaydı bu. Şimdi bunu oy birliğiyle bir kere geçmesi bizi çok mutlu etti gerçekten de. Bir kere tekrar ben dört siyasi partimizin de il başkanlarına teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de bu oy birliği bizim için önemliydi. Şimdi burada bizim amacımız şu. Bir taraftan geçmişle alakalı enkaz noktasında erirken, şimdi onların da rakamlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız. Yani yaklaşık 1 milyar 600 milyonun işte şu an neredeyse yarısına yaklaştı. Yani borç erime noktasında aktif pasif dengesi. Bu kalan kısmında zaten çoğunluğu yönetici, eski yöneticileri olan kısımlar. Dolayısıyla bizim bir kere hesaplardaki hacizlerimizi kaldırmamız lazım ki hem federasyon paylarından hakkımızı doğru dürüst alalım, hem şampiyonluk payımızı düzgün bir şekilde alalım, hem de kulübün önü açılsın. Yani artık böyle işte diğer şekillerde şirketlerle vesaire başka türlü bu işler yürümesin yani. Her şey meşru ve yasal zeminde yürüsün. Bir kere bu açıdan güçlü olmamız lazım. Geriden gelen şeyleri temizlerken bir taraftan da mevcut olan kısımda devam eden işlerimizi yaparken ileride yapmamız olmazsa olmaz gereken işte aylık ciddi bir giderimiz var. Yani 9 milyonun üzerinde işte SGK, vergi, elektrik, prim, futbolcu maaşları vesaire bir ciddi bir yükü var Bursaspor'un üzerinde. Çünkü Bursaspor sadece A takımdan ibaret değil. Yani bunun Özlüce'si var, Merino'su var. Yani ciddi bir kamu yararına spor kulübü olmamızı sağlayan, Türkiye'deki 10 spor kulübünden biri olmamızı sağlayan vasfı bu. Kamu yararına olması. Dolayısıyla aşağıda 1000'e yakın gencimiz, sporcumuz var bu okullarda ve Vakıfköy'de. Ve 30'un üzerinde antrenör var. Belki 35-36 olması lazım rakamın. Bunların maaşları vesaire derken bizim sportif başarıyı yakalamamız için zamanında bunların maaşlarını ve primlerini almaları gerekiyor. Şimdi bir sürü şeyi yaparken bir taraftan da geleceği de planlamamız lazım. Bununla ilgili de çok açık ve şeffaf şekilde şunu dedik. Biz hani valilik onaylı bir hesap açtık. Bu noktada gelen bütün ödemeler buraya gelsin. Buradan gelecek olan kira geliri de buraya gelsin. Bu yerde zaten Milli Emlak'ın yeri, bizim yerimiz değil. O noktada şeffaf bir şekilde bu yer verilsin. Bir gün saatini projesinde açıklayalım, net şekilde ihalesinde yapalım. Bir kira gelirimiz olsun. Buranın satılabilmesi zaten mümkün değil, yer bizim olmadığı için. Buna sağ olsun anlayış gösterdiler. Meclis üyelerimiz, il başkanlarımız, özellikle buradan teşekkür edeceğimiz insanlar da var. Onları da söyleriz tek tek. Yani burada bunun geçmesi tabii bizim için çok önemli. Kulübün geleceği açısından çok önemli. Bunu inşallah ilk adımını yaptık. Daha sonra da Milli Emlak'tan bunun kiralanması ile ilgili kulübümüze, çünkü Gençlik Spor Bakanlığı'nın tahsisi kalkınca kulübümüze kiralanması ile ilgili girişimlerimizi başladık.
İnşallah süreç tamamlanınca da böyle bir gelir olduktan sonra en azından aylık gelirleri rahat ödeyen, üçüncülük aşamasında en azından ciddi kısmını ödeyen bir Bursa Spor olacak. Ama bunun ayağı tabii ikincilik, birincilik, ligler arttıkça bunun ekonomik olarak güçlü olmamız lazım ki biz Süper Lig'i hedefleyen ve Süper Lig'in ötesini hedefleyen bir yapı noktasında biz ilk yola çıktık. Bununla ilgili de yapacaklarımızı sırayla zaten kamuoyuna anlatırız. İnşallah bundan sonra yani Bursa Spor'da gelen para nereye gidiyor? Bu dipsiz kuyu anlayışının kalkması lazım ki sanayici de, bize bunu sağlayan siyasiler de bunun arkasını görsünler. Bu görüldüğü zaman Allah'ın izniyle ben hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum yani. Sayın Başkan, ne kadarlık bir süre içinde bu projeyi tamamlamayı düşünüyorsunuz? Hedefiniz var mı? Yani şöyle, şimdi bir askıya itiraz süreci var. Akabinde de aynı dönem içerisinde bir kiralama süreci var. Ben 2 ayı geçmeyeceğini düşünüyorum bu süreçlerin. Bu noktada basketbolla da bir işbirliği olacak galiba. Onlar da kira geliyor. Onlar da Bursa Spor markasını en iyi şekilde Süper Lig'de temsil ediyorlar. Evet. Bu da çok güzel bir gelişme aslında birlik olma açısından. Sezer Başkan'la zaten bu projenin en başından görüşüyorduk kendileriyle de. Onlar da bizim yaşadıklarımız, tabii bizim gibi bir enkazın içinde değiller ama tabii futboldaki yükseldikçe rakamlar çok daha katlanarak gidiyor. Yani onların belki Süper Lig'deki konuştuğumuz Sezer Başkan'la giderleri bizim 3. Lig'deki giderlerimizle aynı. Evet. Yani biz 2. Lig'e çıktık da yukarı çıktıkça bunlar yani basketbol, futbol endüstri arasındaki şey makas çok açık. Dolayısıyla onların da sıkıntıları vardı. İşte Gökhan Dinçer Bey'le ve Sezer Sezgin Başkanımızla da görüşmelerimizde zaten kendileri konuyu biliyorlardı. Konu da inşallah bir yol almaya başlayınca da bunu açıkladık. Onlar da teşekkür ettiler sağ olsunlar. Zaten onların da böyle bir imkana kavuşmaları gerekiyordu zaten. Sayın Başkan, akaryakıt istasyonu ve 10 dükkanın satışıyla ilgili artık her şey tamamlandı mı süreç? Hacizler kalktı mı? Satış süreci tamamlandı. Biz zaten göreve geldiğimizde icradan onlar, bu bir kere bu ikisini ayıralım yani. Bu tamamen yeni sıfırdan bir dükkan, tabii, kiralık oradaki, dükkan yani projesiydi. Hani belki izleyen seyircilerimiz belki anlamaz konuydu. Biz geldiğimizde icradan bunların satışı vardı. Satış sürecinin tamamlanmasıyla alakalı biz de işte biraz süreçleri hızlandırdık o noktada. Şu an satıldı. Sadece sıra cetveli oluşturdu. Burada 250'nin üzerinde alacaklı var. Yani icra mahkemesi ve icra dairesi bu sıralamayı belirleyip bu noktada alacaklıları sıralayıp işte burada bizim büyük ihtimalle olacak olan %99, Bursaspor'un vergi borcu %95'i ya da 90'ı bitecek inşallah. Bu benzinliğin satışıyla yani 130 milyon civarında bir borç olması lazım. Bunları açıklayacağız zaten. Bu tamamı bitecek. Yani tamam %90'ı bitecek diyeyim. Tamamı değil. Bankalara olan borcun bir 45 milyonluk kısmı ödendi. 60 milyon civarı SGK borcumuz duruyor. Ama şöyle bir faydası var bize Bursaspor olarak. Seneye puan silme cezası yiyorsunuz biliyorsun devlet kamu borcu olduğu zaman. SGK ve vergi borçlarını yapılandıracağımız zaman vergi borçlarının hemen hemen hepsinin kapanmış olması bize bu noktada bir kolaylık sağlayacak. İnşallah satış süreci de yani şu an sıra cetveli aşamasında ödemeler o şekilde yapılacak ama belli yani nasıl ödeneceği, nereye ödeyeceği. Başkanım, Mesut Bakkal'la ilgili bir gelişme yaşandı. Alacaklarından dolayı haciz işlemi yapmak istedi kendisi avukatları aracılığıyla. Biraz da uzun bir süreç oldu sanırım ama o konuda son durum nedir? Ya şimdi ben şunu demek istiyorum. Tabii ki herkesin alacağına saygı duyuyoruz. Yani insanlar emek harcamışlar ve bir alacakları var. Burada kendisinin bana verilen rakamlar 1,5 milyona yakın bir ana para alacağı olduğu, 4 milyonun üzerinde de talep ettiği bir rakam olduğu. Şimdi biz acil olan sportif kısımda transfer tahtasını işte açıkladım geçen rakamları. 430 milyona bana 350 civarı söylenmişti ama faizlerle vesaire yargılama giderleriyle 430 milyona yakın bir transfer tahtası oldu. Borcu çıktı karşımıza. Bunu ilk mecburen kapattık. Yani bunları ilk ödedik. Akabinde mevcut sporcularımızın, profesyonel sporcularımızın geriden gelen borçlarını ödedik. Bir taraftan elektrik giderleri var. Bir taraftan icraya gelenler oldu. Onların ana paraları üzerinden sağ olsun iyi niyetle bize yaklaşıp yapılandıranlarla yani atıyorum ana parasına kadar 100 bin lira. Ana parasından da bir indirim talep ettik insanlardan. Bunların çoğu da olumlu yaklaştı durumumuzu bildikleri için. Bunu da 3-4 taksitle ödedik. Ama şimdi karşımızda
tüm faizleriyle beraber bunu ödeyeceksiniz deyip de icraya da direkt başkanın makam odasından başladığınız zaman o zaman dur derler adama. Yani bu noktada ben de o noktada iyi niyetimizi biz de kaybederiz. Yani siz direkt aşağılardan değil de direkt başkan odasına girmeye çalıştığınız zaman psikolojik olarak da bu tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Dolayısıyla bizim oradaki kızgınlığımız buydu. Yani her şeyin bir adabı var, tabii usulü var. Neticede Bursaspor burası. Yani burada kimsenin parası kalmamış. Nitekim aldılar işte. Yani birçok insan parasını aldı. Yarı yarıya borcunu azaltan bir Bursaspor var neredeyse. Yani biz bu noktada bize iyi niyetli gelene hep bir adım attık. Ama bu şekilde gelene de bu şekilde adım atıyoruz. Mesele bu. Başkanım, hem forma sponsorluklarıyla Bursaspor aslında kendini bir kez daha hatırlattı. Hem göğüs sponsoru hem sırt sponsorluğu güçlü firmalarla sözleşme imzaladınız, anlaşma yaptınız. Tabii ki herkesin merak ettiği konuların başında da stadyum ismi sponsorluğu geliyor. Aslında bununla ilgili siz daha önce de açıklamalar yapmıştınız ama bununla ilgili bir gelişme var mı? Bu sezon stadyuma bir isim sponsoru gelecek mi? 40 bin taraftarımız geldikçe müthiş isimler gelir. Öyle söyleyeyim ben bu soruya cevabı vereyim. Bunu taraftarımız belirleyecek. Yani bu şekilde sahip çıktıkları sürece stadyum da gelir, farklı sponsorlar da gelir inşallah. Görüşmelerimiz devam ediyor bu arada onunla alakalı. İnşallah en kısa zamanda sonuçlandırırız. Tabii ne kadar sponsor gelirse, bu arada ekranlarınız üzerinden söyleyeyim, short sponsorumuz kaldı sadece. Kolu, göğsü, sırtı, tozlu hepsini verdik. Ve verdiğimiz rakamları da geçen bir arkadaşlara bakın dedim. Süper Lig kulüplerinin ortalamasının üzerinde rakamlar. Yani 3. ligdeyiz ama o aldığımız rakamlar her açıdan çok iyi rakamlar. İnşallah short sponsorluğumuzu da stadyum sponsorluğumuzu da yakın zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Stadyumda bazı taraftarların eksiklerle ilgili talepleri vardı. Bunlarla ilgili herhalde bir kısa sürede bir çalışma yapılacak mı? Şimdi biraz da böyle sihirli değnek var zannedeceği insanlar elimizde. Şimdi bizim bir kere en önemli üzerine doğru temizlikti benim. Yani şehirden yani destek almanız lazım. Siz tabii ki kulüp olarak bir şey olarak bir kere kendimiz kulüp olarak temizledik stadı. Yani tanzikli sularla orada ciddi işte stattan tesislerden sorumlu yönetim kurulu diyemiz Coşkun Özgel Bey'e ben teşekkür ediyorum. Yani çok ciddi bir çalışma sergiledi ve orada bu temizliği yaptı. Ama şimdi oraya gelen taraftarın o anda tuvaletlerin durumu, yani bu çok ekstra bir durum. Yani o anlık gelişen de olaylar oluyor. Tabii, yani orası oluyor. Mesela ben bir gün önce gezdim, tertemizdi her yer. Tuvaletler de temizdi, koltuklar da temizdi, her şey de yıkanmıştı. Ama tabii bir şey oldu orada. Yani değişik bir atmosfer oldu. Biz bu konularda özellikle temizlik konusunda çok dikkat ediyoruz. Maç anında da bu noktada önlem almamız gerekiyor. Maç anında almadık, yani maçtan önce aldık. İnşallah bundan sonra hani imkanlarımız ölçüsünde daha da dikkat edeceğiz. Biz okuduk onların hepsini ama yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz yani. Başkanım, sağ içine döneceğim ama Tokat maçından önce protokolde çok güzel bir görüntü vardı. Evet. Siz, Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, Bakanımız Faruk Bey, diğer belediye başkanları güzel bir birlik görüntüsü verdiniz. Evet. Yani bu anlamda bu fotoğraf hakkında neler söylersiniz? Ya ben hep bu şekilde devam etmesini istiyorum. Çünkü gerçekten Bursaspor'un bu şehrin takımı olduğu, bu şehrin ortak değeri olduğu, ortak markası olduğu pazar günü net şekilde bir kez daha kanıtlandı. Yani bu insanların gönlünde Bursaspor ayrı bir yere sahip. Yani bunu hiçbir şey ayrım gözetmeksizin oradaki insanlar bir araya gelerek bunu gösterdi. Ben özellikle başkanlığımızın ilk zamanından itibaren hep buna dikkat ediyorum. Yani Bursaspor'a kim bir faydası varsa, İş adamı olur, siyasetçi olur, yani hiç fark etmez. Biz onu başımızın üstüne tutarız. Yani geçmişte bunlar yaşandı. Çok destek veren insanlar burada çok şeye maruz kaldılar. Yani benim için adamın kimliği fark etmiyor. Yani siyasetçi olması ya da sanayici olması, esnaf olması değil. Buraya destek veriyorsa, kendi imkanlarının da üstündeyse özellikle, onun taltif edilmesi gerekiyor, öne çıkarılması gerekiyor. Mesela meclis sürecinde de mesela ben il başkanlarımıza ziyaret edeceğim. Telefonla da aradım kendilerini. Ya bu, çünkü bunları yapmak gerekiyor. Ya en azından Bursaspor özelinde biz üzerimize düşeni yapalım. Destek veren insanları da ön plana çıkaralım. O görüntü beni de çok mutlu etti tabii. Sayın Valimizin, işte diğer İyi Partili belediye başkanımız oradaydı. Yıldırım Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı. Çok güzel bir görüntü oldu. İnşallah daha da artarak bu geniş yelpazede
Diğer sayın eski bakanlarımızı da davet ettim maçlara. İnşallah onlar da gelirler. Hep beraber bu birlik beraberlik görüntüsü devam ettiği sürece ben hiç vakit kaybedeceğimizi düşünmüyorum. İnşallah. O zaman saha içinde tekrar dönelim. Hazırlık sürecinde zaten bunun sinyallerini alıyorduk. Hem güçlü bir kadro kurdunuz. Takımın başında efsane, bu kulübün efsanesi Bataj'a geldi ki bu da zaten ortamı biraz daha değiştirdi diyebiliriz. Ki hem kulübün paylaştığı görüntülerde görürüz. Soyunma odasında da çok farklı bir atmosfer var. Bataj'a çok büyük bir saygı var. Evet. Hem o noktada Bataj'ın etkisini ben sormak istiyorum. Kendisi de çok mütevazı bir kişiydi zaten. Cevap verdiniz siz şimdi. Bataj'ın sırrı saygı. Yani oyuncuların da saygısı var, yönetimin de saygısı var. Kendisi bir kere dikkat ettiyseniz mesela taraftar tezahürat yapıyor, sahaya en son çıkıyor. Evet. Ya bu önemli bir şeydir yani. İnsanlar şov peşinde. O değil. Yani adam gerçekten futbolcunun önüne geçmek istemedi. Futbolcunun önüne geçmek istemiyor. Ve kendine göre doğruları var. O doğrular yanlıştır, doğrudur. Ama futbolcular saygı duyuyor. Ya bu çok önemli bir şey. Biz hani en büyük faktörü gençlere önem veriyor. Futbolcular ona saygı duyuyor. Ve çok zor yani bir futbolcunun da onun önüne geçmesi. Futbolculuğuyla yani kendisinin zaten efsaneleşmiş bir oyuncuydu. Şunu eleştiriler alıyoruz. İşte oyun gücü, işte futbolcu gücüyle kazanıyor Bursaspor, oyun gücüyle kazanmıyor. Bir oyun sistemimiz var da takım yeni ve zeminler çok sıkıntılı. Evet. Bu zamanla oyun gücüne de dönüşecek. Yani bu oyun gücüne dönüşmeden bunu kayıpsız halde atlatmamız bu süreci çok önemliydi bizim için. Ama ilerleyen dönemde bu oyuncu gücü oyun gücüyle birleşince İnşallah çok daha farklı skorlar göreceğiz. Ben memnunuz hocamızdan. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür yani. Ya oyun gücünden bahsettiniz. Yani şu an Süper Lig'de bile hani baktığımızda 5-6 hafta geçti ama o kadar hani net bir oyun sergileyen takımı göremiyoruz. Kaldı ki başkanım yani bu ligde görüyoruz zaten çok futbol pek oynanılmıyor. Siz de bahsettiniz hem zeminden. Öyle zeminler var. Şimdi Ergene'ye gideceğiz işte. Yani evet orası da. Yani yerden pas attığınız zaman çok riskli. Bu lig halı saha ligi. Mecbur uzun pas yapmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden biraz netice önemli. Evet. Ama tabii iç sahada saha da tam oturmamıştı bu bizim bu maçta. Şimdi inşallah Muş maçında oturacak. Daha da iyi olacak. Yani onlar da etkili. Şimdi dışarıdan bakınca böyle ya işte insanlar bekliyor böyle bir Barcelona'nın o tiki taka futbolu. Ya tamam bunlar olur. Bunu, bu takım bunu, olacak, bu evet. takım bunu oynamaya müsait de. Buna zaman lazım yani. Sahanın da oturması lazım. İnşallah olacak bunlar. Tabii insanlar hemen her şeyin olmasını istiyor. Ama inşallah ben yani bu kayıpsız gitmemiz önemliydi. Gol de yemedik şu ana kadar zaten. Gol de yemedik. Ben yeriz diyordum çok atarız. Ama gol de yeriz diyordum hazırlık maçlarında. Biraz evet. böyle gol yemeye biraz evet. çünkü hücuma dönük bir takım. Ama gol de yemedik. Tebrik ediyorum ben. Yani kalecimizi de, stoperleri de özellikle takım olarak da hepsini de. İnşallah böyle gideriz. Sayın Başkan, aylık 9 milyon lira gibi bir giderimiz var dediniz. Ben bir 15 civarı bekliyordum ama bayağı bir demek evet. ki toparladınız. Aracıları çıkınca. Evet, bayağı bir rakam düşmüş gibi. Aracıları çıkınca rakam düşüyor. Yani kampanya belki istediğimiz gibi gitmedi. Daha farklı destek bekliyordunuz. Bu atmosferden sonra nasıl ne demek istersiniz? Şehre bir mesaj. Aslında ben şunu söyleyeyim. Taraftarımız bize 40 bin kişi geldiği sürece hiçbir şey demeye gerek yok. O mesajı onlar veriyor. Yani bizim adımıza da onlar konuşmuş oluyorlar. Yani bu takım gerçekten sıkıntılı zamanlardan geçti. Bu şehre yakışmayacak zamanlardan geçti. Ben hani çok fazla hani her siyasi partiden gelen sağ olsun insanlarla da oturuyoruz, konuşuyoruz. İş adamlarıyla, aynı şekilde esnafımızla, değişik sokağa çıktığımızda taraftarımızla da insanlar artık şeyden bıkmışlar. Kavgadan bıktılar. Yani diyor ki ya bu şehir bu takım için birleşsin diyorlar. Yine eskiden olduğu gibi ben protokolde bakıyorum böyle farklı kesimlerden insanların sohbet edip birbirleriyle muhabbetlerini görünce hoşuma gidiyor. Biz de burada öyleyiz emin olun. Onları Bursaspor'u konuşuyoruz biz yani. Sahada daha nasıl iyi oluruz? Saha dışında nasıl iyi oluruz? Bunları konuşuyoruz. O noktada gündemimiz bu yani. Sorunuz neydi? Ben farklı yerlere geçtim ama sorunun başı neydi? Ben mali destekten bahsettim. Ha, mali destekten bahsettim ben. Ya destek anlamı dediğim gibi bunun taraftarımız geldiği sürece bu şekilde bu destekler artarak gelecektir. Bizim hiçbir şey dememize gerek yani yok. Yani yanındayım kampanyamızın sonlanmadı ama değil mi daha? Devam ediyor. Sonlandırmadık yanındayım kampanyamızı. İşte yakında yaptığımız bu transfer tahtasıdır, işte store gelirleridir. Biz bu arada sportif gelirlerimizi de arttırmamız çok önemli. İşte buna kadar önemli olduğunu gördük yani. Satılan biletlerle,
kombinelerle, stordaki kapış kapış satılan ürünlerle bunun ileride inşallah altyapımızdan da yapacağımız satışlar ve sonraki satışlardan da alacağımız paylarla bunlar önemli hale gelecek. Olması gereken de bu zaten. Çünkü ya öyle biz gencimizi sattırmayız, ettirmeyiz ya böyle şeyler ilkel. Sen bir şeyin değerini buluyorsa onu vermen lazım. Vereceksin, sonraki satışından da para kazanacaksın. Şimdi Enes Ünal'dan, Ozan Tufan'dan hala bu kulüp para kazanıyor. Ama önemli olan doğru zamanda, doğru yerde satmak. İnşallah bunların da planlamalarını zaman içinde yaparız. Aynı destekten bahsettiniz. Muş maçında da herhalde aynı atmosferi bekliyorsunuz. Ben bekliyorum inşallah. Yani aldığımız izlenimler öyle. Evet. Gelirlerden de bahsettiniz. Yani maç günü kombilerin dışında 4 milyonluk bir gelir var sanırım. Onun dışında evet, Store'dan çok ciddi bir forma satışı, ürün satışı var. Hatta Batı Türü'nde de bir Bursa Store tırı konulmuştu. O da çok etkili evet, oldu yanılmıyorsam. Oldu. Ya bu konuda ilgi de herhalde artarak devam edecek diye düşünüyorum ben de ilginin. Yani bizim sportif gelirleri, sportif dışı gelirlerimizi de işte kalıcı gelirlerle birleştirip bunları düzgün kullanmamız lazım. Aradan bu menajerlerin, futbolcunun menajeri vardır, ben buna saygı duyarım. Meslek yani bu. Ama araya başka bir menajer koymak nedir yani? O yüzden bazı şeylerin fiyatı belli değil bu futbol sektöründe. Bir kilo elma, bir kilo muzun fiyatı belli. Ama bir futbolcuya 2 de yazarsın, 5 de yazarsın. Yani burada biz olabildiğince yönetici arkadaşlarımızla hep şeffaf bir şekilde, idari menajerimiz, futbol şube sorumlumuz hep böyle ortaklaşa bir grupla, konferanslarla bu süreci götürüyoruz. Böyle birebir kapalı kapılar ardında görüşmelerle değil. O yüzden hatta haftayı açıklayacağımız için aşağı yukarı hesaplattım. Yani 5 aşağı 5 yukarı olabilir bu rakam. 98 milyon liralık bizim, bunu da ilk defa açıklıyorum buradan. Dediğim gibi tam kesin rakamı vereceğiz önümüzdeki hafta da. Yani aldığım ilk rakam bu. Belki çok küçük bir miktar artabilir. 98 milyon takımın maaş gideri var bizim. Bunun içinde maç başılar ve şey dahil primler hariç tabii yani. O prim kazanırsın, kaybedersin, o ayrı. Bize şimdi çoğu yerde zannediyorlar ki 200 milyon para harcadınız. 180 milyon, 160 milyon diyor bugün bir yerde. Böyle bir şey yok. Biz bunları ne yaptık? Peşinatları fazla verdik ki rakamları indirebilmek için. Kurduğumuz kadronun çok çok altında bence bir rakam bu. Tabii ikinci ligde de bizi götürecek bir kadro. Buraya işte nokta atışı, zaten siz en iyi siz biliyorsunuz bunu, kampı da takip ettiniz. 2-3 nokta atışı transferle bu takım ikinci ligde de çok rahat şampiyon olur. Ki bu takımı da daha görmedik. Daha Furkan Özyapı oynamadı. Orta sahadaki önemli oyuncularımızdan Muhammed bir tanesi. Muhammed oynamadı, bir 30 dakika oynadı. Yani Tahir Babaoğlu gelecek. Bu adam ikinci ligin, ya ben çoğu PTT birinci lig başkanı bana dediği, PTT birinci ligde böyle bir 3 tane santrafor yok diyorlar adamlar. Çok güçlü bir forvet yani attılar. Gerçekten bizim santrafor işte Mücahit oynadı. Mücahit de ortada kalitesi yani. Dolayısıyla bizim kadromuzun birçok alanı tamam zaten. 2-3 noktaya da bu transferleri erkenden, mümkün olursa mesela Ocak ayından protokolünü yapıp biz sadece sene sonu göndereceğimiz oyunculara bakarız. Dolayısıyla 2. liginde planlamasını bitirmemiz lazım devre arasında. Programı kapatacağım başkanım ama ben Vakıfköy'ü de sormak istiyorum. Orada da ciddi bir değişim var. Evet. Her gün yeni takviyeler de geliyor. Orası evet, da güçleniyor. Bursaspor'un geleceği açısından orası çok değerli. Çok önemli. Orası ile ilgili düşünceleriniz neler? Daha ilgili yeni yıldızlar gelecek herhalde Vakıfköy'den. Mesut hocamla görüşüyoruz. Altyapıdan sorumlu yönetim kurulumuz Oğuzhan Kutlucan Bey de sağ olsun çok ilgileniyor. Orada şöyle, ben şunu diyorum. Bir futbolcuyu transfer ediyoruz. İşte bonservis bir tane İlhan Depe'ye verdik sadece. Diğer oyunculara bonservis vermedik. Olduğu zaman futbolcuya veriyoruz dedim. Aramıyoruz yüzleri, 200'leri, 300 bin liraları, 500 bin liraları daha bu ligde. Ya dedim 20 bin lira istiyorlar, alın diyor. Adam yani şeyse 15 yaşında ilinde en iyi oyunculardan biri. Alın diyorum 20 bin, 30 bin, 40 bin verelim diyorum yani. Bu oyuncuları toplayın. Alın, altyapıyı olabildiğince güçlendirelim. Yani şimdi mesela bak Barış'ı görüyorsunuz. Ben iki maçtır çok dikkatimi çekiyor. Çok büyük gelişim sağladı. Kupa maçında da, Tokat maçında da gerçekten Barış Alper gibi fizik olarak güçlenmiş yani. Hani onun o gelişimi gözümün önüne geldi. Yani bu hayal değil bunlar. Bu çocuklar da 3. ligden geldiler. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz geldiler ve şu an 20-15'ler veriliyor. Verilmiyorlar düşük diye. 20 milyon eurolar düşük deniyor. Bunlar Bursa Spor'da olur yani. Olmaması için hiçbir sebep yok. İnşallah ben organize doğrularla
bu işin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Altyapıdaki Bursa Spor Lisesi projesi vardı. Evet. Yapılacak. O konuda bir gelişme var mı? O konuda Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz, Yatırım Genel Müdürlüğü ile Sayın Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın çok büyük çabası var. Bununla ilgili de bildiğim kadarıyla Sayın Başkanımızla konuştum. Son aşamaya geldiler. Kendileri de bunu açıklarlar yakın zamanda. İnşallah kısa zamanda böyle bir şey olacak. O da çok büyük faydası olur bize. Orada bir spor lisesinin olması. Sona gelindi diye biliyorum ama detayları kendilerinin söylemesi daha şık olur. Bir de GES projesi var mıydı gündemimizde? Şimdi çok fazla proje söyleyip korkutmayalım kimseyi. Biz önce şu dükkan işini bitirip buradan kalıcı gelirimizi sağlayıp akabinde istişareler ederiz. Kafamızda bazı şeyler. Mesela ben geçende de yine söyledim. Yani ben gerçekten Bolu'da Bursaspor'un 2 milyonun üzerinde bir kamp bedeli vermesi benim zoruma gitti. Niye? Çünkü niye biz Uludağ'da yok bizim tesisimiz? Şimdi bakın yazın ben Uludağ'da maalesef eskiden Araplar geliyordu artık Arap da yok. Bütün oteller kapalı yazın. Belki bir tane açık var. Ya hem esnaf canlanır hem oradaki otel canlanır hem şehre bir faydası olur. Yani bizim şehre de artı getirecek. Sadece Bursaspor için değil. Herkesin aklına yatacak projeleri şeffaf bir şekilde gündeme getirmemiz lazım. Bununla ilgili de yapacağız ama her şey zamanla sırayla. O şekilde. Başkanım yavaşça kapatalım programı. Camiaya, taraftarlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı burada? Ya bizi pazar günü çok duygulandırdılar. Gerçekten de yaptıklarımızın boşa olmadığını bize gösterdiler. İnşallah ben Muş maçında da kendilerini yine aynı coşkuyla davet ediyorum. Bursaspor'u desteklesinler inşallah bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da biz onların yüzünü aşağı indirmeyeceğiz. Bu takım çok büyük başarıların temellerini atıyor şu an. Bu temellerde üstüne koyarak devam edecek inşallah. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Erdal abi sana da teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, final programının yeni sezonun ilk programında Bursaspor Kulübü Başkanı Sayın Enes Çelik'i ağırladık. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.